3. bölüm. Lariston Gardens'ın esrarı. Arkadaşımın teorilerinin pratik yanının bu taze kanıtı karşısında oldukça korkup şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Analiz yeteneğine duyduğum saygı şaşılacak derecede arttı. Zihnimi kurcalayan bir takım şüphelerden kurtulamamıştım. Tüm bunların benim aklımı karıştırmak için önceden tertiplendiğini düşünüyordum ama beni kandırarak eline ne geçeceğini aklım hayalim almıyordu. Kafamı çevirdiğimde mektubu okumayı bitirmişti. Boş boş ve donuk bakan gözleri zihninin meşgul olduğuna işaret etti. Nasıl oldu da bildiniz diye sordum. Neyi bildim dedi sinirlice. Adamın deniz kuvvetlerinden emekliye ayrılmış bir çavuş olduğunu. Önemsiz şeylerle kaybedecek vaktim yok diye cevap verdik kabaca. Sonra bir gülümsemeyle kabalığımı bağışlayın. Düşüncelerimin sırasını bozdunuz. Fakat belki böylesi daha iyi oldu. Demek o adamın deniz kuvvetlerinde çavuş olduğunu anlayamadınız. Öyle. Öyle olduğunu anlamak nasıl anladığımı açıklamaktan daha kolay. 2 kere 2'nin 4 ettiğini kanıtlamak durumunda kalsanız, bu gerçekten emin olmanıza karşın yine de bir takım güçlükler yaşayabilirsiniz. Ta sokağın karşısından adamın elinin arkasındaki büyük mavi çapa dövmesi görülüyordu. Bu da denizi çağrıştırıyordu. Elinde bir asker çantası vardı ve sakalları ordunun kurallarına uygundu. Buradan da denizci olduğunu çıkartıyoruz. Kendine güveni olan ve bir kumandan edasıyla yürüyen bir adamdı. Başını nasıl dik tuttuğunu ve bastonunu nasıl salladığını görmüşsünüzdür. Yüzünden metin, saygıdeğer ve orta yaşlı bir insan olduğu dokunuyordu. Tüm bu gerçekler beni onun bir çavuş olduğuna inanmaya sürükledi. Muhteşem diye bağırdım. Yüzündeki ifadeden şaşkınlığımın ve hayranlığımın boşuna gittiğini düşünmeme karşın, sıradan dedi Holmes. Az önce bugünlerde hiçbir suçu yok demiştim. Hiç suçlu yok demiştim. Sanırım yanıldım. Şuna bakın. Görevlinin getirdiği mektubu bana uzattı. Nasıl olur diye bağırdım göz gezdirince. Bu korkunç. Sanırım pek de sıradan bir olay değil dedi sakince. Mektubu yüksek sesle okur musunuz? Okuduğum mektupta şunlar yazılıydı. Sevgili Bay Sherlock Holmes, Brixton sokağındaki Lauriston Gardens'ta gece saat 3'te kötü bir olay meydana geldi. Devriye gezen adamımız sabah saat 2'ye karşı evde bir ışık görmüş ve evin boş olduğunu bildiği için bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmiş. Kapıyı açık bulmuş ve mobilyası olmayan ön odada iyi giyimli, ceketinin iç cebinde NOG Draper, Cleveland, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri yazılı kartta olan bir beyefendinin cesedini bulmuş. Evden ve adamın üzerinden bir şey alınmadığı belli. Ne bir hırsızlık olmuş, ne de bu adamın nasıl öldürüldüğüne dair elimizde bir ipucu var. Odada kan izleri var ama bu adamın hiç yarası yok. Bu boş eve nasıl geldiği konusunda da hiçbir fikrimiz yok. Her şey büyük bir bulmacaya benziyor. Saat 12'den önce herhangi bir saatte eve gelirseniz beni bulabilirsiniz. Sizden haber alana kadar her şeyi olduğu gibi bıraktım. Gelemezseniz ben size tüm detayları aktarırım. Görüşlerinizi benimle paylaşacak olursanız size şükranlarımı sunarım. Saygılarımla. Tobias Gregson. Gregson, Scotland Yard'daki en zeki adamlardan biridir dedi arkadaşım. O ve Lestrade kötünün içinde en iyidir. Hızlı ve enerjiktirler ama eski adetlere çok bağlıdırlar. Hem de şaşırtıcı bir şekilde. İkisi de birbirlerini gırtlaklamak için hazır beklerler. Bir çift güzel manken kadar kıskançtırlar. İkisini de bu davaya verdilerse eğleneceğiz demektir. Dalga dalga yükselen sakin konuşması beni çok şaşırtmıştı. Kaybedecek bir saniye bile yok diye bağırdım. Gidip sizin için bir araba çağırayım mı? Gidip gitmemek konusunda kararsızım. Ayakkabılarımı giydim mi dünyanın en çaresiz, tembel şeytanı olabiliyorum. Bazen de çalışma azmim geldi mi gayet dinç oluyorum. Bu uzun zamandır özlemini çektiğiniz bir şans değil mi? Sevgili dostum, bu meselenin bana ne faydası var? Tüm meseleyi çözdüğümü varsayalım. Tüm başarılarının Gregson'a, Lestrade'e ve Scotland Yard'a mal olacağından hiç kuşkunuz olmasın. Bunun da sebebi gayri resmi kişiliğim. Ama yardım etmeniz için size yalvarıyor. Evet, ondan daha üstün olduğumu biliyor ve bunu her defasında yüzüme de söylüyor ama başarıyı başka bir kişiyle paylaşmaktansa gider dilini keser. Yine de gidip bir göz atabiliriz. Bu işi kendi hesabıma halledeceğim. Elimden hiçbir şey gelmezse ben de onların haline gülerim. Hadi gidelim. Aceleyle paltosunu sırtına geçirdi ve uyuşukluğunu üzerinden attığını gösterircesine enerjik bir şekilde acele etmeye başladı. Şapkanızı alın dedi. Benim de mi gelmemi istiyorsunuz? Evet, yapacak daha iyi bir işiniz yoksa. Bir dakika sonra bir atlı arabaya binmiş, aceleyle Brixton sokağına doğru yol alıyorduk. Sisli ve bulutlu bir sabahtı. Evlerin üzerinde, yolların çamur renginin yansımasına benzeyen gri bir sis perdesi vardı.
Arkadaşım iyi günündeydi ve kremano kemanlarıyla bir Stradivarius ve Amati arasındaki farklar üzerinde konuşuyordu. Bense suskundum çünkü kasvetli hava ve üzerimize aldığımız can sıkıcı iş beni bunaltmıştı. Söz konusu mesele üzerinde pek kafa yormuyorsunuz dedim. En sonunda Holmes'un müzik söylevini yarıda keserken. Henüz elimizde hiçbir bilgi yok diye cevapladı. Tüm kanıtları görmeden teoriler yürütmek büyük bir hatadır. Kararınızı aleyhte etkiler. İstediğiniz bilgilere en kısa zamanda kavuşacaksınız dedim parmağımla işaret ederek. Yanılmıyorsam burası Brixton Sokağı ve şu ilerideki de aradığımız ev olmalı. Geldik demek. Arabayı durdur. Arabacı, evet burada dur. Evden yaklaşık 100 metre ötedeydik ama inmemizde ısrar etti ve yolculuğumuzun geri kalanını yürüyerek tamamladık. Lauriston Gardens'taki 3 numaranın uğursuz ve korkutucu bir görünüşü vardı. Yolun biraz gerisinde kalan 4 binadan biriydi. Bu binaların yalnızca ikisinde oturanlar vardı. İkinci boş evin 3. katında da bulanık camlarda katarak gibi görünen kiralık ilanları dışında insanın içini bunaltan boş ve kasvetli pencereler vardı. Bu evlerin her birini hastalıklı bitkilerin fışkırdığı küçük bir bahçe yoldan ayırıyordu ve evlere kilden ve çakıldan ibaret dar bir yoldan gidiliyordu. Gece boyunca yağan yağmur yüzünden her yer çamurluydu. Bahçe tepesinde tahta parmaklıklar olan tuğladan yaklaşık 1 metrelik bir duvarla sınırlıydı ve boşu boşuna boyunlarını uzatıp gözlerini dikerek içeride neler olup bittiğini bir parça olsun anlamaya çalışan bir grup meraklının çevresini sardığı iri yarı bir polis memuru duvara dayanmıştı. Sherlock Holmes'un bir an önce eve dalıp olayın sırrını çözmeye koyulacağını düşündüm. Dikkatinden hiçbir şey kaçmıyor gibiydi. Bu şartlar altında bana yapmacık gibi görünen bir soğukkanlılıkla kaldırımla bir aşağı bir yukarı yürüyüp yere, gökyüzüne, karşıdaki evlere ve parmaklıklara boş boş baktı. İncelemesini bitirdikten sonra sokaktan eve giden yoldan, çimlerin üzerine örttüğü yoldan demek daha doğru olur, aşağı yavaş yavaş gözlerini yere dikerek yürümeye koyuldu. İki kere durdu ve bir keresinde yüzünde bir gülümseme gördüm ve memnuniyetini belirten birkaç söz söyledi. Çamurlu ıslak toprakta bir sürü ayak izi vardı ve hala birçok kişi gelip gittiği için birbirine karışan bu ayak izlerinden arkadaşımın nasıl olup da bir şeyler çıkarıp öğrenebileceğini kestiremiyordum. Benim gözümden kaçan birçok noktayı onun gördüğünden hiç şüphem yoktu çünkü algılama yeteneğinin çabukluğunun birçok muhteşem kanıtını görmüştüm. Evin kapısında uzun boylu, beyaz yüzlü, lapiska saçlı, elinde küçük bir not defteri olan bir adam bize doğru koşup arkadaşımın elini coşkuyla sıktı. Gelmeniz çok ince bir davranış dedi. Kimsenin hiçbir şeye dokunmasına izin vermedim. Şunun dışında diye cevap verdi arkadaşım yolu işaret ederek. Üzerinden bir bizon sürüsü geçse yol bu kadar bozulmazdı. Hiç şüphesiz yine de buna izin vermeden önce kendince bir takım sonuçlara varmışsındır. Evde yapacak çok işim vardı diye baştan sağma bir cevap verdi dedektif. Meslektaşım Bay Lestrade de burada. Bu meselenin üstesinden gelmek için ona güveniyorum. Holmes bana baktı ve kaşlarını alaycı bir şekilde çattı. Siz ve Lestrade gibi iki adam bu işin üzerindeyse işi çözmek için bir üçüncüye gerek yok demektir dedi. Gregson kendi halinden memnun bir şekilde ellerini ovuşturdu. Sanırım elimizden gelen her şeyi yaptık diye cevapladı. Bu oldukça tuhaf bir dava ve bu tür davaların sizin iştahınızı oldukça kabarttığını bilirim. Buraya atlı bir arabayla gelmediniz mi diye sordu Sherlock Holmes. Evet efendim. Lestrade de mi? Hayır efendim. Öyleyse biz bir çıkıp odaya bakalım. Sözüne karşılık beklemeden eve uzun adımlarla girdi. Yüzünden hayranlığı okunan Gregson da arkasından takip ediyordu. Üstü çıplak, tahta döşemeli ve tozlu bir koridor mutfağa ve odalara açılıyordu. Koridorun solunda ve sağında iki kapı vardı. Bu kapılardan birinin haftalardır kapalı olduğu belliydi. Öbür kapı esrarengiz olayın meydana geldiği yemek odasına açılıyordu. Holmes içeri yürüdü ve ölümün varlığının yüreğimde uyandırdığı hissi bastırmaya çalışarak ben de onu takip ettim. Kare şeklinde büyük bir odaydı. Hiç eşya olmadığından daha da büyük görünüyordu. Gösterişli fakat kaba bir duvar kağıdı duvarları süslüyordu ve şurada burada duvar kağıdının büyük bir bölümü soyulmuş aşağı sarkıyor ve bu yüzden de alttaki sarı sıva görünüyordu. Kapının karşısında gösterişli bir şömine ve bu şöminenin etrafında da bir sanat eserinin mermerden taklidi bulunuyordu. Şöminenin bir köşesindeki şamdana kırmızı bir mum takılmıştı. Odanın tek penceresi de o kadar kirliydi ki ışık belli belirsiz olup tüm daireyi kaplayan kalın toz tabakası altında koyulaşmış olan her şeye
daha koyu gri bir renk veriyordu. Tüm bu detayları ben sonradan gözlemledim. O an tüm dikkatimi yerde tek başına, hareketsiz ve korkutucu bir şekilde sırt üstü yatan, açık ve artık hiçbir şey görmeyen gözlerini renksiz tavana dikmiş adama vermiştim. 43-44 yaşlarında, orta boylu, geniş omuzlu, siyah ve parlak kıvırcık saçlı, kısa sakallı bir adamdı. İnce pamuklu, ağır bir redingot ve yelek, altına da açık renk bir pantolon giymişti. Yakası ve kollukları tertemizdi. İyi fırçalanmış ve temiz bir silindir şapka, yerde yanında yatıyordu. Parmakları sımsıkıydı ve kollarını uzatmıştı ama bacakları birbirine değiyordu. Sanki çok acı çekerek ölüme karşı mücadele vermişti. Sert yüzünde bir korku ifadesi okunuyordu. Bu ifade benim insanlarda daha önce görmediğim bir nefret ifadesiydi. Dar alanında oluşmuş derin kıvrımlar, küt burnu ve çıkık çenesi bu ölü adama tuhaf bir şekilde adeta maymunsu bir görünüm vermişti. Birçok ölüm şekli görmüştüm. Fakat ölümün bu kadar korkutucu bir yönünün olduğunu ilk kez Londra'nın kenar mahallelerinin ana yollarından birine bakan bu karanlık ve kasvetli dairede görüyordum. Lestrade hafifçe eğilmiş ve araştırma yapar bir halde kapının girişinde duruyordu. Bizi görünce doğrularak beni ve arkadaşlarımı selamladı. Bu dava akılları iyice karıştıracak dedi. Gördüğüm hiçbir davaya benzemiyor ama ben de çaylak değilim. Hiç ipucu yok mu diye sordu Gregson. Hiç yok diye sözünü kesti Lestrade. Sherlock Holmes cesedin yanına gitti ve diz çökerek dikkatle incelemeye başladı. Hiç yara olmadığından emin misiniz diye sordu. Yere sıçramış sayısız kan damlasını ve lekesini göstererek. Eminiz diye bağırdı her iki dedektif de. Öyleyse bu kan elbette ikinci bir kişiye. Eğer cinayet işlenmişse büyük bir olasılıkla katile ait olmalı. Bana 1834 yılında Utrecht'te Van Jansen'in ölümü davasındaki noktaları hatırlattı. Davayı hatırlıyor musun Gregson? Hayır efendim. Okuyun, buna ihtiyacınız var. Gün ışığında yeni hiçbir şey yok. Her şey önceden olup bitmiş. Konuşurken gözlerinde sözünü etmiş olduğum, uzaklara dalıp gitmiş ifade olduğu halde, hünerli parmaklarıyla oraya buraya her yere dokunuyor, hissediyor, bastırıyor ve inceliyordu. İncelemesini o kadar çabuk yapmıştı ki insan en ince ayrıntılara bile dikkat ettiğini zor fark ederdi. En sonunda adamın dudaklarını kokladı ve deri çizmelerinin tabanlarına baktı. Yerinden hiç oynatıldı mı diye sordu. Araştırmamızın gerektiği sebepler dışında hayır. Onu artık morga kaldırabilirsiniz dedi. Öğrenecek daha başka bir şey kalmadı. Gregson'un emrinde sedye taşımakla görevli iki adam vardı. Seslenmesi üzerine odaya girdiler ve yabancı sedyeye alınıp dışarı çıkarıldı. Görevliler ölü adamı kaldırırken bir yüzük yere düşüp çınlayarak yuvarlandı. Lestrade yüzüğü yakaladı ve çok şaşırmış bir ifadeyle baktı. Burada bir kadın varmış diye bağırdı. Bu bir kadının evlilik yüzüğü. Konuşurken yüzüğü avucunun içinde tutuyordu. Hepimiz etrafına toplanıp yüzüğe baktık. Bu küçük, basit altın halkacığını bir zamanlar bir gelinin parmağını süslediğine hiç şüphe yoktu. Bu işleri karıştırıyor dedi Gregson. Tanrım, her şey önceden de yeterince karmaşıktı. Her şeyi basitleştirmediğinizden emin misiniz dedi Holmes. Yüzeye bakarak elimizde hiçbir şey geçmez. Ceplerinde ne buldunuz? Hepsi burada dedi Gregson. Merdivenin alt basamaklarından birinde toplanmış nesneleri işaret ederek. Londra'da Barrow'dan alınmış 97.163 numaralı bir altın saat. Oldukça ağır ve sağlam. Altın Albert zinciri. Üzerinde mason simgesi olan altın bir yüzük. Altın broş, buldog başı şeklinde, gözleri yakuttan. Clevelandli Enoch D. G. Drebber'a ait. Üzerinde ECD harfleri yazan kartların bulunduğu Rus yapımı deri bir kart kutusu. Cüzdanı yok ama ceplerinde 7 sterlin, 13 şilin bulduk. Başındaki boş sayfada Joseph Stangerson yazılı. Boccaccio'nun ve Joseph Stangerson'ın adresleri yazılı. Adres neresi? Strand'deki Amerikan borsası. İstenilince iletilmek üzere bırakılmışlar. Mektupların ikisi de Guyon Vapur şirketinden ve şirketin vapurlarının Liverpool'dan hareket etmesiyle ilgili. Bu zavallı adamın New York'a dönmek üzere olduğu apaçık. Peki, Stangerson hakkında hiçbir araştırma yaptınız mı? Hemen yaptım efendim dedi Gregson. Tüm gazetelere ilanlar gönderttim. Adamlarımdan biri Amerikan borsasına gitti. Ama henüz dönmedi. Bu sabah telgraf çektik. Cleveland'a adam yolladınız mı? Bu sabah telgraf çektik.
Soruşturmanızı nasıl dile getirdiniz? Olayları en ince ayrıntısına varana kadar anlattık ve bize yardımı dokunabilecek herhangi bir bilgileri varsa memnun olacağımızı söyledik. Size önemli gözüken hiçbir konu hakkında ayrıntılı bilgi istemediniz mi? Stangerson hakkında sorular sordum. Başka hiçbir şey sormadınız mı? Tüm bu davanın gelip dayandığı önemli bir nokta yok mu sizce? Tekrar telgraf çekmeyecek misiniz? Tüm söylemem gerekenleri söyledim dedi Gregson, kızgın bir sesle. Sherlock Holmes kendi kendine güldü ve tam söze başlayacaktı ki biz koridorda konuşurken ön odada bulunan Lestrade ellerini gururlu ve halinden memnun bir halde ovuşturarak tekrar sahneye çıktı. Bay Gregson dedi. Az önce içerideki duvarları inceledim. Eğer ben dikkat etmeseydim birilerinin mutlaka gözünden kaçırabileceği bir keşifte bulundum. Konuşurken küçük adamın gözlerinin içi parıldıyordu ve meslektaşından bir adım önde olmasının yol açtığı bastırılmış bir sevinci yaşadığı belliydi. Buraya gelin dedi. Korkunç cesedin götürülmesinden beri biraz daha iç acı duruma gelen odaya koşturup geri dönerek şimdi şurada durun. Çizmesinden bir kibrit yaktı ve kibriti duvara doğru tuttu. Şuna bakın dedi. Kendisiyle övünür bir şekilde. Duvar kağıdının o kısmının paramparça olduğuna dikkat etmiştim. Odanın bu köşesinde büyük bir parça duvar kağıdı, duvardan soyulmuş ve alttaki sarı sıvanın gözüktüğü yerde kare şeklinde bir boşluk bırakmıştı. Bu boşluğa kan kırmızı harflerle bir tek sözcük yazılmıştı. Wretch. Buna ne diyeceksiniz diye bağırdı dedektif, gösterisini sergileyen bir gösterici edasıyla. Bu ayrıntı gözden kaçmıştı çünkü odanın en karanlık bölümündeydi ve kimsenin aklına oraya bakmak gelmemişti. Katil kadın mı erkek mi bilmiyoruz, bunu kendi kanıyla yazmıştı. Kanın duvardan damlayarak yaptığı lekeye bakın. Böylece intihar düşüncesini kafamızdan atıyoruz. Yazmak için neden o köşe seçilmişti? Size anlatacağım. Şömine rafındaki şu mumu gördünüz mü? Bir zamanlar o mumu yakıyorlarmış. Ve eğer yanıyor olsaydı bu köşe duvarın en karanlık bölümü olacağına en aydınlık yer olacaktı. Bu ipucunu bulduğunuza göre ne anlama geldiğini de söyler misiniz dedi Gregson küçümseyici bir sesle. Ne anlama mı geliyor? Bakın bunu yazan kişi Rachel diye bir kadın adı yazıyordu ama yazıyı bitirecek zamanı olmadığı için bitiremedi. Sözlerimi unutmayın. Bu dava aydınlığa kavuştuğunda Rachel adında bir kadının olayla ilgisi olduğunu göreceksiniz. Gülmenize çok sevindim Bay Holmes. Çok usta ve akıllı olabilirsiniz ama her şey sonuçlandığında yaşlı tilkinin en iyi olduğunu göreceksiniz. Sizden gerçekten özür dilerim dedi arkadaşım. Ardında bir kahkaha patlatarak küçük adamın öfkesini daha da arttırdı. Sizin de dediğiniz gibi içimizde bunu fark eden ilk kişi olma şerefine eriştiniz. Geçen geceki esrarengiz olayla ilgili bu sözcüğün ikinci bir kişi tarafından yazıldığına hiç şüphe yok. Bu odayı incelemeye henüz vaktim olmamıştı. Ancak izin verirseniz hemen şimdi inceleyeceğim. Konuşurken cebinden bir metre şeridi ve büyük yuvarlak bir büyüteç çıkardı. Bu iki aletle odada hızla yürümeye başladı. Bazen duruyor, ara sıra diz çöküyordu. Bir kere de yüzüstü yere yattı. Kendini işine öyle kaptırmıştı ki bizim varlığımızı bile unuttu. Durmadan alçak sesle fısıldayarak kendi kendine konuşuyor, heyecanlanıyor, ıslık çalıyor, cesaret ve umut verici sesler çıkarıyordu. Onu seyrederken elimde olmadan safkan, iyi eğitilmiş bir av köpeğinin kaybettiği kokuyu bulana kadar merakla ve hızla ileri geri koşmasını hatırladım. Yaklaşık 20 dakika kadar çok büyük bir dikkatle benim göremediğim noktalar arasındaki mesafeyi ölçüp, ara sıra yine akıl almaz bir tavırla metre şeridini kullanıp, duvarda bir şeyler ölçerek araştırmalarına devam etti. Yerden küçük bir gri toz tabakası toplayıp bir zarfın içine koydu. En sonunda büyüteciyle her harfin üzerinden büyük bir dikkatle geçerek duvardaki sözcüğü inceledi. Bu da bittikten sonra halinden memnun gibi görünüyordu. İşi biten metre şeridini ve büyütecini cebine koydu. Dahi olmak sonsuz gayret gerektirir derler dedi bir gülümsemeyle. Çok kötü bir tanım ama tam dedektiflere göre. Gregson ve Lestrade, Sherlock Holmes'un hareketlerini büyük bir merakla ve hor görerek izliyorlardı. Sherlock Holmes'un en küçük hareketinin bile kesin ve pratik bir bilgi bulmaya yönelik olduğunu anlamaya başlamıştım ama onlar bu gerçeği görememişlerdi. ''Ne düşünüyorsunuz efendim?'' diye sordular. ''Sizlere yardım edecek olsaydım, sizlerden bu davanın getireceği şerefi ve saygınlığı çalmış olurdum.'' dedi arkadaşım. ''O kadar iyi gidiyorsunuz ki herhangi birisinin işinize karışması sizin için büyük bir talihsizlik olurdu.'' Konuşurken sesinden çok büyük bir alay seziliyordu. Daha sonra incelemelerinizin nasıl gittiğinden beni haberdar edersiniz diye sözlerine devam etti. Size elimden geldiğince yardım ederim.
Bu sırada cesedi bulan polis memuruyla konuşmak isterim. Adını ve adresini verebilir misiniz? Lestrade not defterine bir göz attı. John Wrench dedi. Şu anda izinli. Onu Kennington Park Gate, Audley Court'ta 46 numarada bulabilirsiniz. Holmes adres defterine not etti. Gelin doktor dedi. Gidip onu görelim. Davanızda size yardım olacak bir şey söyleyeyim diye sözlerine devam etti iki dedektife dönerek. Bir cinayet işlendi ve katil bir erkekti. Boyu 1,80'i geçen, hayatının olgunluk çağında boyuna göre küçük ayakları olan, küt burunlu, sıradan çizmeler giyip, trichinopoli purosu içen bir adamdı. Kurbanını ön nallarından biri yeni, diğer üç nalı eski bir atın çektiği bir atlı arabayla getirmişti. Büyük ihtimalle katilin ateş basmış bir yüzü vardı ve sağ elinin tırnakları uzundu. Bunlar ilk bakışta gördüklerim. Belki bu ipuçları size yardım edebilirler. Lestrade ve Gregson alaycı bir gülüşle birbirlerine bakıştılar. Alaycı bir gülüşle birbirlerine bakıştılar. Bu adam bir cinayete kurban gittiyse, bu cinayet nasıl işlendi diye sordu Gregson. Zehirle dedi Sherlock Holmes tersçe. Bir şey daha var Lestrade dedi kapıdan dönerek. Rage, Almanca intikam demektir. Bayan Rachel adında birini arayarak zaman kaybetmek. İki rakip dedektifi hayretten ağzı açık kalmış bir halde bırakarak odadan çıktı. John Rich'in anlatacakları. 4. bölüm. Lauriston Gardens'taki 3 numaradan çıktığımızda saat 1'di. Sherlock Holmes uzun bir telgraf çekmek için en yakındaki telgraf ofisine götürdü beni. Ardından bir atlı arabaya işaret etti ve arabacıya bizi Lestrade tarafından verilen adrese götürmesini söyledi. İlk elden kanıt gibisi yok dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse dava hakkında bir kanıya vardım ama hala öğrenilmesi gereken şeyler varsa öğrenmeye hazırım. Beni şaşırtıyorsunuz Holmes dedim. Sözünü ettiğiniz kanıtlardan göründüğünüz kadar emin değilsiniz galiba. Bir hataya yer vermemeliyim diye cevap verdim. Holmes'a şu atlı araba diye sorduğumda oraya vardığımızda gözüme çarpan ilk şey atlı arabanın tekerlekleriyle kaldırımın kenarında bıraktığı iki tekerlek iziydi. Dün geceye kadar bir haftalık hiç yağmur yağmadığından bu derin tekerlek izlerini bırakan ve gece boyunca orada duran bir atlı araba olmalıydı. Atların toynaklarının bıraktığı izler de vardı. İçlerinden birinin şekli diğer üçünden daha belirgindi. Bu da atın yeni binlanan olduğuna işaretti. Atlı araba yağmur başladıktan sonra oraya vardığında ve sabahın hiçbir saatinde orada olmadığına göre bu konuda Gregson'un sözüne güveniyorum. Gece boyunca burada durmuş olmalı ve o iki adamı bu eve getiren de oydu. Çok basit gibi gözüküyor dedim. Ama diğer adamın boyunun uzunluğunu nasıl açıklayacaksınız? Her 10 davanın 9'unda bir adamın boyunu adımlarından anlayabilirsiniz. Çok basit bir hesaplamadır. Şimdi sizi sayılarla sıkmama gerek yok. Bu adamın adımlarını çamurlu toprakta ve evin içinde gördüm. Sonra hesaplamamı kontrol ettim. Bu adam duvara bir şeyler yazarken içgüdüleri onu göz hizasında yazmaya yeter. Duvarda yazdığı da yerden 1 metre 80 santim yüksekteydi. Çocuk oyuncağıydı. Peki yaşı diye sordum. Bir adam 1 metrelik adımlar atıyorsa hayatının sonbaharında olamaz. Çünkü bahçede üzerinden atladığı çamurlu su birikintisinin genişliği 1 metreydi. Deri çizmeli adam kenarından dolaşmış, küt burunlu çizmeli adam da üstünden atlamıştı. Bu işin esrarengiz hiçbir yönü yok. O makalede sözünü ettiğim gözlem ve tümden gelim kurallarının birkaçını gerçek hayata uyguluyorum. Hepsi bu. Kafanızı karıştıran başka bir şey var mı? Tırnaklar ve trichinopoli dedim. Duvardaki yazıyı yazan adamın baş parmağı kana batırılmıştı. Büyütecim sayesinde adamın yazıyı yazarken duvarın sıvısını bir parça kazıdığını fark ettim. Tırnakları kısa olsaydı böyle bir şey olmazdı. Yerden biraz kül topladım. İnceydi ve rengi siyahtı. Bu ancak bir trichinopoli purosunun külü olabilirdi. Puro külleri üzerine özel bir araştırma yaptım. Aslında bu konu üzerine bir monografi yazmıştım. Tanınmış herhangi bir marka puronun ya da tütünün külünü bir bakışta birbirinden ayırabildiğim için bununla övünürüm. Gregson ve Lestrade gibi dedektifleri yetenekli dedektiflerden ayıran noktalardan biri de budur. Peki ya ateş basmış yüz diye sordum. Haklı olduğumdan hiç şüphem olmamasına karşın o çok büyük bir tahmindi. Davanın bu noktasında
Düşündükçe her şey daha da esrarengiz bir hal alıyor. Bu iki adam, tabii eğer iki kişiydilerse, neden bu boş eve geldiler? Onları oraya getiren arabacıya ne oldu? Bir insan zehir içmeye bir başkasını nasıl zorlar? Kan nereden gelmişti? Hırsızlık yapılmadığına göre katilin amacı neydi? Kadının yüzüğünün orada ne işi vardı? Hepsinden önemlisi, ikinci adam, gitmeden önce neden Almanca bir sözcük olan Rich'i yazmıştı? Tüm bu gerçekleri açıklamanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Arkadaşım bana hak verircesine gülümsedi. Durumun güçlüklerini başarıyla ve çok güzel bir şekilde dile getirdiniz dedi. Asıl, gerçekler hakkında bir kanıya varmama karşın netleşmemiş daha birçok nokta var. Zavallı Lestrade'in keşfine gelince, o yazı yıkıcı sosyalistleri ve gizli örgütleri ileri sürerek polisi yanlış yönetmeye yönelikti. Bir Alman tarafından yazılmamıştı. Fark ettiğiniz gibi duvardaki A harfi klasik Alman alfabesindeki gibi yazılmıştı. Gerçek bir Alman Latin yazı tipini kullanır. Bu yüzden rahatlıkla söyleyebiliriz ki bunu yazan bir Alman değil. İşini fazla özenerek yapan bir taklitçiydi. Soruşturmayı yanlış bir yöne çekmek için düzenlenmiş bir hileydi. Dava hakkında size daha fazlasını anlatmayacağım doktor. Bir sihirbaz numarasının sırrını açıklarsa hiç itibar göremez. Size çalışma yöntemlerimi daha fazla gösterecek olursam benim basit bir insan olduğum sonucuna varacaksınız. Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmez diye cevap verdim. Dedektifliği dünyada kabul edilen bir bilim konumuna getirdiniz. Arkadaşım bu sözlerimi içtenlikle konuşmam üzerine sevinçten havalara uçtu. Bir kız güzelliğinin övülmesi konusunda ne kadar hassas olursa onun da sanatıyla ilgili duyduğu övgüler karşısında o kadar hassas olduğunu fark ettim. Size bir şey daha söyleyeceğim dedi. Deri çizmeli adam ve küt burunlu çizmeli adam büyük bir ihtimalle aynı atlı arabayla geldiler. Ve mümkün olduğunca arkadaşça, hatta kol kola yoldan aşağı yürüdüler. İçeri girdiklerinde odada dolandılar. Ya da deri çizmeli adam olduğu yerde durdu ve küt burunlu çizmeli adam odada dolandı diyelim. Tüm bunları yerdeki tozdan çıkardım. Yürürken gittikçe heyecanlandığını da anladım. Bunun göstergesi adımlarının genişliğinin artması. Durmadan konuşuyordu ve hiç şüphesiz gittikçe öfkeleniyordu. Ardından o trajik olay meydana geldi. Tüm bildiklerimi size anlattım. Geri kalanı şüphelerden ve tahminlerden öteye gitmiyor. Yine de başlangıç için iyi iş çıkardık. Acele etmeliyiz. Bu öğleden sonra Norman Neruda'yı dinlemek için Hallum konserine gitmek istiyorum. Bu konuşmayı atlı arabamız kirli sokaklarda ve kasvetli arayollarda yol alırken yapmıştık. Bu yolların en kirlisine ve kasvetlisine gelince arabacı arabayı durdurdu. Şurada gördüğünüz Adley Court dedi, kirli tuğlalı yapıların bulunduğu dar sokağı işaret ederek. Geri döndüğünüzde beni burada bulacaksınız. Adley Court çekici bir yer değildi. Dar bir yoldan geçerek iri ve yassı kaldırım taşlarıyla döşenmiş ve sefil evlerin olduğu bir avluya çıktık. Bir grup eli yüzü kirli çocuğun arasından ve iplere dizili rengi solmuş çamaşırların altından geçerek kapısında pirinçten küçük bir levha üzerine John Range yazılmış 46 numaraya geldik. Kapıyı çalıp bize kapıyı açan kişi John Range'i görmek istediğimizi söylediğimizde polis memurunun uyuduğunu öğrendik ve onu beklemek için oturma odasına davet edildik. John Range uykusunda rahatsız edildiği için biraz kızgın bir halde ortaya çıktı. Holmes kendisine bazı sorular sormak istediğini söylediğinde merkeze raporumu verdim dedi. Holmes cebinden altın, yarım teklik çıkardı ve parayla dalgın dalgın oynamaya başladı. Her şeyi bir de sizin ağzınızdan duymak istiyoruz dedi. Bildiklerimi anlatmaktan büyük bir mutluluk duyarım diye cevap verdi polis memuru. Gözlerini altın paraya dikmiş bir halde. Tek istediğimiz gördüklerimizi bir de bize anlatmanız. At kılından kanepesinde oturan Range, anlatacaklarında hiçbir noktayı atlamamaya kararlı bir şekilde kaşlarını çattı. Her şeyi en başından anlatacağım dedi. Gece saat 10'dan sabah saat 6'ya kadar devriye görevim vardı. Gece saat 11'de White Hart'ta bir kavga çıkmıştı ama oraya gittiğimde meyhanedeki kavganın yatışmış, ortalığın sakin olduğunu gördüm. Saat 1'de yağmur yağmaya başladı. Daha sonra Harry Muncher'la karşılaştım. Kendisi Holland Grove Square'da devriye gezer. Henrietta sokağının köşesinde durup biraz konuştuk. Saat 2'yi biraz geçmişti ki çevreye bir göz atıp Brixton sokağında her şeyin yolunda olup olmadığını görmeye karar verdim. Çok pis ve ıssız bir sokaktı.
Yanımdan geçen birkaç atlı arabanın dışında hiç kimseye rastlamadım. Yolda gezinip bir dublecinin içimi ne kadar ısıtacağını düşünürken bir evden gelen ışığın parıltısı gözümü aldı. Lauriston Gardens'taki iki evin de kanalizasyon altyapısı iyi olmadığı için ki orada yaşayan en son kiracı da tifodan ölmüştü, evin boş olduğunu biliyordum. Hayretten küçük dilimi yutacaktım. O birden bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendi. Kapıya vardığımda, "Durdunuz ve bahçenin girişine geri yürüdünüz," diye polis memurunun sözünü kesti arkadaşım. "Bunu neden yaptınız?" Renç şiddetle irkildi. Sherlock Holmes'a bakarken duyduğu büyük şaşkınlık yüzünden okunuyordu. "Bu doğru efendim," dedi. "Bunlardan bildiğiniz ancak Tanrı bilir." Dediğiniz gibi, kapıya vardığımda her yer o kadar sessiz ve ıssızdı ki yanımda birisi olursa kendimi daha hissedeceğimi düşündüm. Aslında ben cesur biriyimdir. Hiçbir şeyden korkmam ama içeridekinin lağımdan kaptığı tifo yüzünden ölen adam olabileceğini düşündüm birden. Bu düşüncenin aklıma nereden geldiğini bilmiyorum. Bu düşünce beni kapıdan geri çevirdi ve Mucher'in fenerini görebilmek umuduyla bahçenin girişine geri döndüm. Ama ne ondan ne de bir başkasından eser yoktu. "Sokakta kimse yok muydu?" "Hiç kimse yoktu efendim," dedi. "Tek bir köpek bile." Sonra kendimi topladım ve eve geri dönüp kapıyı açtım. İçeride her şey sessizdi. Bu yüzden ışığın yandığı odaya gittim. Şömine rafında duran bir mum titrek bir şekilde yanıyordu. Kırmızı bir mum. Ve bu mumun ışığı sayesinde, "Evet, ne gördüğünüzü biliyorum. Odada birkaç kez dolandınız ve cesedin yanına diz çöktünüz. Ve sonra odadan çıkıp mutfak kapısını açmayı denediniz. Ve sonra..." John Reed yüzünde korkuyla ve gözlerinde şüpheyle ayağa fırladı. "Tüm bunları nereye saklanıp gördünüz?" diye bağırdı. "Sanırım siz benden çok daha fazlasını biliyorsunuz." Holmes güldü ve kartını masaya koyup polis memurunun önüne doğru itti. "Cinayet suçuyla beni tutuklamayın da dedi. "Ben iz süren kurtlardan biriyim ama asıl kurt değil. Bay Gregson ve Bay Lestrade benimle ilgili tüm sorularınıza cevap verecektir. Devam edin, sonra ne yaptınız?" French kanepesine oturdu. Yavaş yavaş yüzündeki şaşkınlık ifadesi kayboluyordu. Bahçenin girişine geri gittim ve düdüğümü çaldım. Bunun üzerine düdüğün sesini duyan Murcher ve iki kişi daha yanıma geldi. "Peki sokak o zaman da boş muydu?" "Hemen hemen öyleydi efendim." "Hemen hemen derken ne demek istiyorsunuz?" Polis memurunun yüzünde bir gülümseme belirdi. "Hayatımda birçok sarhoş gördüm," dedi. "Ama o gece gördüğüm adam kadar sarhoşunu daha önce hiç görmemiştim. Dışarı çıktığımda bahçenin girişindeki parmaklıklara tutunmuş, avazı çıktığı kadar Columba'nın yeni çıkmış banlarını söylüyordu. Bırakın bana yardım etmesini, ayakta bile duramıyordu." "Nasıl bir adamdı?" diye sordu Sherlock Holmes. John Lynch bu soruya biraz kızmış gibi görünüyordu. "Sıradan sarhoş bir adamdı işte," dedi. "O kadar işimiz olmasaydı onu merkeze götürürdük." "Yüzü, elbisesi, bunlara hiç dikkat etmediniz mi?" dedi Holmes sabırsızlıkla. "Onları fark etmiş olmalıyım çünkü onu Murcher ve benim arama alarak ayakta durmasına yardımcı olmuştuk. Uzun boylu, kırmızı yüzlü, boğazı sarıp sarmalanmış." "Bu kadar yeter," diye bağırdı Holmes. "Ona ne oldu?" "Onunla fazla ilgilenemezdik. Çünkü yapacak bir sürü işimiz vardı," dedi polis memuru üzgün bir şekilde. "Biraz ayılınca evinin yolunu bulduğundan eminim." "Ne giymişti?" "Kahverengi bir palto." "Elinde bir kırbaç var mıydı?" "Kırbaç? Hayır." "Onu yanına almamış olmalı," diye mırıldandı arkadaşım. "Sonradan bir atlı araba gördün mü? Ya da tekerleklerin sesini duydun mu?" "Hayır." "İşte yarım tekliğin," dedi arkadaşım. Ayağa kalkıp şapkasını alarak. "Range, korkarım polis teşkilatında asla terfi edemeyeceksin. Kafanı koparıp bir süs eşyası olarak kullanabilirsin. Dün gece çavuş rütbesine yükselebilirdin. Elinde tuttuğun adam bu esrarengiz olayın anahtarını tutan ve bizim aradığımız adamdı. Bu konuda tartışmanın artık bir faydası yok. Sana tüm diyeceklerim bu kadar. Gelin doktor." Polis memurunu kafasında bir takım kuşkularla ama kesinlikle rahatsız bir şekilde geride bıraktık. "Aptal budala," dedi Holmes acı bir sesle. "Evimize geri dönüyorduk. Eşsiz bir fırsat yakaladığını ve bundan faydalanamadığını düşünmek insanı deli ediyor. Kafamda karanlıkta kalan bir takım noktalar var hala. Bu adamın tanımıyla sizin bu esrarengiz olaydaki ikinci kişi hakkındaki fikriniz birbirine benziyor. Ama evden çıktıktan sonra neden tekrar geri dönsün? Suçlular böyle çalışmaz." "Yüzük dostum, yüzük. Geri dönme sebebi yüzüktü.
Onu yakalamamızın hiçbir yolu kalmazsa yüzüğü her zaman için bir yem olarak kullanabiliriz. Onu yakalayacağım. Doktor, onu yakalayacağıma dair sizinle bahse girelim. Tüm bunlar için size teşekkür etmeliyim. Siz olmasaydınız gitmeyip şimdiye dek karşılaştığım en ilginç soruşturmayı kaçıracaktım. Kızıl soruşturmayı. Biraz sanat jargonu kullanmanın sakıncası yok. Yaşamın renksiz döngüsünden kopup gelen kızıl bir cinayet örneği var önümüzde. Bu durumda bizim görevimiz bunu çözmek ve her noktasını gün ışığına çıkarmaktır. Şimdi öğle yemeğine gidelim. Sonra da Norman'ın Neruda'ya gideriz. Müziği ve reveransı muhteşemdir. Chopin'in şu parçasını harika çalar. Tralala, lira lira lay. Ben insan zihninin çok gönlünüğünü düşünürken bu kurnaz tilki de arabada arkasına yaslanıp bir tarla kuşu gibi neşeyle şarkı söylemeye başladı.